Evet, tüm Cep TV takipçilerine hayırlı günler diliyoruz. Bugün 7 Eylül 2017 Cumartesi, saatlerimiz 11.05. Bir 5 dakika gecikme oldu, özür diliyoruz. Bağlantı ufak bir sıkıntı yaşadık. Gene 3 aşağı 5 yukarı programında beraberiz. Sayın Rıdvan Meriç ile beraber birazcık ülke gündeminden, birazcık Çorlu gündeminden, biraz Tekirdağ gündeminden yorumlarımız olacak. Öncelikle bizi takip ettiği için tüm takipçilerimize ben teşekkür ediyorum. Bu programı paylaşırsalar daha geniş Daha geniş kitlelere ulaşır. ulaşır. Bu da bizim için de takipçiler için de daha güzel olur. Hoş geldiniz tekrar. Hoş Geçen bulduk. hafta ilk program, bu ikinci programda 3 aşağı 5 yukarı dedik. Çorlu'da, Tekirdağ'da, ülkede neler oluyor? Aklımızın erdiğince, dilimizin döndüğünce beraber bir sunum yapacağız, yorum yapacağız. Siz de bir merhaba dersiniz Vallahi ben bu kadar takip edildiğini bilmiyordum. Yani böyle giderse şöhret takipçilere. olacağız. Yani Çorlu'da, çarşıda gezerken birçok eşin, dostun, tanımadığım insanların bile programı seyrettiğine şahit oldum. Ben de bizi izleyenlere, dinleyenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Paylaşırlarsa daha çok kişi bizleri izleyebilir. Evet. Gerçi biz kendi bilgimiz dahilinde kendi görüşlerimizi, Buradan yansıtmaya herkesin bir çalışıyoruz. bakış açısı var olaya. Tabii kimseye hakaret etmeden Bizimki belki sadece burada birkaç şeyi düzeltebilirsek işte yoldaki bir çukuru işte ne bileyim akan bir suyu, boş akan bir suyu ne bileyim bunları düzelirse biz de amacımıza ulaşmış oluruz. Dediğimiz gibi amacımız burada eleştiri hakkımızı kullanmak, daha güzel şeyler yapmak. Evet, gündem yoğun ama çok uzatmayacağız. Geçen program 1,5 saate yakın sürdü. Bu sefer herhalde bir 45 dakikada bitirmeyi umut ediyoruz. Çok fazla uzatmadan, çok fazla konuşmadan. Ama herhalde öncelikle yayına girmeden önce de beraber konuşmuştuk. Şöyle bir eskiye teşekkür var. Herhalde önce bir teşekkürle başlayalım. Şimdi geçen pazar günü Çorlu genelinde elektriklerimiz kesildi. Evet. Bir çalışma vardı. Bunlar olabilir. Fakat sularımız kesilmedi. Daha önce haberleri de olmuştu. TESKİ bütün su kuyularına jeneratör taktılar ve insanlar elektriksiz yaşayabilirler. İşte fakat susuz yaşam çok zor. Dolayısıyla sularımız aktı. Akmayan apartmanlarda da şimdiden bizi dinleyenler belki bizim bu söyleyeceklerimiz de faydalı olabilir. Su depoları vardır. Evet. Küçük bir jeneratör alırlarsa depolarına, yani TESKİ Çorlu genelindeki su kuyularına jeneratör taktı. Elektrikler olmasa bile sularımız akıyor. Ancak akmama sebebi bazı apartmanlarda jeneratörleri yoktur küçük. Biz TESKİ'ye buradan daha önce çok eleştiri yaptık ama şimdi de teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzel bir davranış. Vatandaşın yaşamını kolaylaştıran, güzelleştiren bir davranış, bir hizmet. Ufak tefek aksilikler olsa da yani biz geçen TESKİ'nin basın toplantısı vardı Sayın Rıdvan Bey, ben de oradaydım. Bu küçük arızalara müdahale etmekte geç kalınıyor. Tamam işte Kumyol Caddesi altyapı yapıldı, içme suyu yapıldı, kanalizasyon hattı yapıldı, su depoları değişiyor, jeneratörler kondu. Hani her ne kadar suyu metreküpü 5 lira olsa da gerçekten pahalı. Bunu söyleyelim. Ki onun da açıklaması yapıldı. Bunun hepsi içme suyu parası değil. Katı atık bedelleri var. İşte çeşitli bedeller de buna yansıtılıyor. Ama sonuç itibariyle TESKİ gerçekten yatırımlarını yapıyor. Onu Sonra belirtelim. yine söyleyeceklerimiz var ama Peki. biz bu jeneratör hizmetinden çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz. Bugün TESKİ'ye daha fazla bir şey söylemeyelim. Teşekkürle kapatalım. Yorumlarımız var diyorsun. Şimdi tabii bir sorumuz olacak, değil mi? Evet. Önce o sorumuzun fotoğrafını da şöyle yapalım. Bu soruya biz yorumları bekliyoruz. Siyasi partiler kimin? Ben bizi bütün izleyen seyircilerimize bir soru soruyorum. Siyasi parti, işte CHP olabilir, AK Parti olabilir, MHP olabilir, Demokrat Parti olabilir, Büyük Birlik olabilir, hepsi olabilir. Siyasi partiler kimindir? Bununla ilgili bize yorum yazarlarsa sonunda biz de bir şeyler söyleyeceğiz bu konuda. Siyasi partiler kimindir?
O evet, kadar. Konu takipçilerden bu konuyla ilgili yorumlarını yani yazarlarsa işte benimdir, üyenindir, devletindir, yani delegenindir, delegenindir, liderindir, başkanındır, parti meclisinindir, siyasi kamunun genel idare kurulunundur. Değil mi? Yani gerçekten bu yorumları bekliyoruz. Ben, acaba takipçiler bizi izleyenlerin düşüncesini merak ediyorum. Sonra ben de kendi düşüncemi söyleyeceğim. Siyasi partiler kimindir? Bunu, evet, bununla ilgili takipçilerimiz sonunda tekrar konuşuruz. Çorlu Cep TV sayfasının altına yorumlarını belirtseler biz de burada fikir sahibi olmuş oluruz. Vatandaş evet. Nasıl bakıyor siyasi partilerin kimin olduğuna dair? Ben de merak ediyorum. Bunu gerçekten programa girmeden hemen önce Rıdvan Bey'in fikri benim çok hoşuma gitti. Güzel bir soru. Siyasi partiler kimindir? Bunun yayının sonunda biz de bu konuda görüşlerimizi dile getireceğiz. Evet, başka hangi konuya geçelim? Sen söylersen ben fotoğrafını hazırlayacağım. Çorlu'da CHP ön seçim evet. Yaptı. Evet. Bu hafta. Onunla ilgili. Belki bugün bile vardır. Yok, bitti. Seçim bitti. Onu şöyle ben fotoğrafını ayarlarken o konuda biz şey yapalım. Senin yorumlarını ben dün her gün Heykel Meydanı'nda CHP ilçe binası orada olduğu için Atatürk Meydanı diyelim. Atatürk Meydanı. Bey. Evet, mümkünse oraya da çünkü zaman zaman ben de haklı buluyorum bu eleştiriyi. Orası. Vallahi o eleştiriyi yapana ben haklı buldum. Çorlu'da doğduk büyüdük. Hep öyle geçti diyorsun. Orası şimdi ama heykel Çorlu'da doğmuş. Hangi heykel? Yani bu aslında Atatürk Meydanı yani. Bunun resmi adı da Atatürk Meydanı. Resmi meydanı o olabilir. Evet. Şimdi bir de gelenekten gelen biz Atatürk Meydanı dememek için bir çaba sarf etmiyoruz. Çorlu'da doğmuş, büyümüş, bu Çorlulu veya oralı buralı, Çorlu'da doğmuş biri orada herkes Heykel Meydanı ama biz de tamam Atatürk Meydanı deniriz. Atatürk yani. Meydanı, ama bu ağız ya, alışkanlığı Cumhuriyet Meydanı. Hani mesela Saat Kulesi Meydanı değil, Belediye Meydanı değil. Burasının resmi adı Cumhuriyet Meydanı ve güzel bir kelime. Orasının adı da Atatürk Meydanı. Bunu Çorlu'da özellikle doğmuş, tamam. Büyümüş olanlara o zaman hatırlatalım. İstediğiniz kadar hatırlatın. Yine dil sürçmesinden yine... Belediye bile tabelasını asmış oraya Heykel Meydanı i̇şte diye ona haber yaptı. Yanlış bizim. Değil yani. Evet, öyle orası, algılamıyor. Sonuçta meydan orada duruyor. Evet. İsmi Atatürk Meydanı desek de, Heykel Meydanı desek de CHP ilçe binasının önü oldu. Olduğu için evet. Sürekli orada kalabalıkları gördük. Evet. Sonuçta benim en hoşuma giden siyasi faaliyet olarak ben ne kadar CHP üyesi olmasam da üyeler orada belirlediler. Yani delegeyi üyeler seçti. İnsanların oradaki heyecanı çok güzeldi. Bana göre siyasetin bayramıdır. Ben CHP'lileri yöneticilerini de bu kararı veren ilk önce genel merkezdir. Sonra il, ilçe bu kararı alıp buraya demokratik hakkını kullanan vatandaşlar bunun kıymetini bilsinler. Çok önemli bir davranıştır. Bunu belirtmek istedik. Yani CHP seçmen iradesini o yönde bu yönde ama sonuçta üye gösterdi. Geçtiğimiz bir görüşmede şöyle demiştin. Onu da gerçekten ben hani senin fikirlerine sürekli gerçekten takdir ediyorum. Böyle ayrı ince düşünce. Şimdiki nesil demokrasinin ne olduğunu hiç olmazcık gördü. Yani yoksa işte bugün 18 yaşında 20 yaşında olanlar demokrasiyi hep evet sesi kapatırsak yankı yapmasın. Evet. Demokrasinin ne olduğunu anladı gençler, şimdiki nesil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç olmazsa ilçe başkanlarının genel merkezden atanmadığını burada delegenin seçtiğinde görmüş oldu bizzat yaşayarak. Bu da güzel bir düşünceydi. Gerçekten ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu programa sık sık dile getirdik. Bir hafta boyunca en azından CHP konuşuldu Çorlu'da. Valla bana göre siyasi bir ama şimdi karnaval gibi, bayram gibi kutlandı. Şimdi ben tabii arka fonda gözüküyor Sayın İskender Coşkun'un hani kırmızı şeyini gösterdi. Rengimiz kırmızı dedi. Oraya biz onu fotomontaj yaptık. Delege seçimleri neden kaybettik? Şimdi arkada da Sayın Ünal Baysan var. O da hafiften gülümsüyor. Yani böyle anlamlı bir fotoğraf yayına girmek istedim. Yani neden kaybetti Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Belediye bu kadar destekliyor. Belediye yardımcıları işte ne bileyim CHP'nin lordlar kamerası dedik biz ona. Şimdi yani nasıl oldu sandığa gömüldü? Hani tabiri caizse çoluk çocuğa yenildiler orada. Nasıl oldu bu iş sence? Bizim geçen program bizi izleyenler aslında cevabı oradaydı.
vatandaşla iç içe olmazsanız. Şimdi iyi yönetmek, kötü yönetmek şehri ayrı bir şey. Biz onu tartışmıyoruz. Üyenizle iç içe olmazsanız, vatandaşla iç içe olmazsanız yarın belediyeyi de kaybedersiniz. Burada benim anladığım kadarıyla mesela birçok üyenin birçoğu da CHP dış üyeye, dışarıdan üye kabulüne kapalı bir parti. Yani isteyen istediği zaman hemen üye olamıyor, bir değerlendirmeden geçiyor. Ama şimdi onu da geçiyor. Açtılar, bildiğim kadarıyla internet üzerinden genel merkez aracılığıyla bile üye olabiliyorsun. Onu da duyuralım. Belki burada Çorlu Örgütü'ne gidip de kapıda dilekçen sömen altı ediliyor. Bunu çok şikayetlerini aldım. Yani ben bakıyorum, az olsun bizim olsun 6 bin, mantığı 6 bin var. Kişi, evet, çünkü üyesi ben var. Bakıyorum seçimlerde CHP'de aktif 6 bin kişiden fazla çalışıyor. Yani çok evet. Aktif bir insan var. Yani daha fazla oy üye, daha fazla var. Üye olması lazım veya o seçmen farklıdır ama aktif çalışana göre üye sayısı az gibi geliyor bana. Ama bence kırmızı listenin kaybetmesi, yani İskender Bey'i çok insanlar tanımıyor bence. Yani bu seçimin mağlubu bence İskender Bey değil, İskender Coşkun değil. Birlikte olduğu ekip. Ekip diyelim. Yani daha çok sanki belediye yönetimine tepki gibi geldi bana. Yani benim dışarıdan gördüğüm belediyede çalışan ekipler bile, gruplar bile bir şeylerden memnun değil. Bir sıkıntı vardı. Bir sıkıntı vardı. Bu da sandığa yansıdı. İnşallah bu yönetim. İnşallah mavi liste ve destekleyenleri de bundan zafer sarhoşluğuyla değil de değil mi? Yani kırmızı liste niçin kaybetti diye kendilerine düşünürlerse en azından doğru yöneticilik yaparlar. Evet. İnsanlarla iç içe olmazsanız, tabii de şunu onların fikrini almazsanız ve onlara yakın olmazsanız ne olursa olsun bu genelde yerelde sıkıntı yaratır. Kaybetmeye mahkumsunuz. Evet. Bir de şunu belirtelim, dün de aynı şeyi söyledik. Bu herhangi bir belediye başkanlığı seçimi değil. Bu şu anda ilçe başkanını belirleyecek delege seçimi. 400 delege belirlendi, onu soruyor vatandaş. Ya ne oluyor bu CHP'de? Ne zaman geçsek orası kalabalık. 6000 üyesi, CHP'nin 6000 üyesi, 400 tane delege. İşte bunun delegeyi de ikiye ayırıyorlar galiba. Hem bir il delegesi veya evet. İşte ilçe kongresinde ilçe var. Yönetimini seçecek delegeleri. Yarın eğer genel merkez büyük ihtimalle milletvekilliğinde ön seçim kabul ederse milletvekilliği sıralamasını evet. Yapacak delegeler, belediye evet. Başkan adayını belirleyecek delegeler seçildi. Evet. Ama bu delegeler hepsi CHP'li. Evet. Hiçbirinin alnında ve maviye zincirle bağlı değiller. Evet. Yarın doğru yöneticilik yapılmazsa, doğru söylemde bulunulmazsa bunlar kırmızıya dönebilirler. Demokrasinin de en güzel yanı budur. Doğru davranış mükafatını görür, yanlış davranış vatandaş ve üye nezdinde cezasını görür. Evet. Eğer yukarıdan atama olmazsa işte böyle bu davranışlar devam ederse, alışkanlık haline gelirse siyaset güzel oluyor. Şimdi bir ön seçim, iki ön seçim, üçüncüye genel merkezde. Tekrar ondan sonra ön seçim, bu uzun vadeli yatırımdır. İnsana yatırım evet. Öyle kısa vadede olmuyor. Evet. Yani bunun sürekli olursa bu değerli oluyor. CHP de bunu alışkanlık haline getirip artık kesinlikle genel merkezin bu işe karışmayarak, şimdi aslına bakarsanız siyasi partiler kanunu değişmesi lazım da biz CHP Çorlu Teşkilatı'na bu bayramı, demokrasi bayramını yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Peki Sayın Belediye Başkanı Cüneyt Baysal'ın taraf olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Yani burada yani 35 yıllık bir marka, tecrübeli bir siyasetçinin böyle taraf olup da yani tarafsız kalsaydı, hiç olmazsa bu kadar karizmayı çizdirmeseydi en azından. Yok, tarafsızlık yok burada. Öyle mi? Cüneyt Baysal'ın hedefleri var, Sayın Başkanımızın hedefleri var yani. Ama bir belediye başkanının, bir ilçe başkanlığı delege seçiminde taraf olması etik mi? O ilçe başkanından ziyade o kendisinin yarın milletvekilliği ön seçiminde kendisi için bu faaliyette bulundu. Yani İskender Coşkun abimizi ilçe başkanı yapma sevdasıyla değil yani. Asıl amaç bir sonraki hamle kendisi için
Taraf olmak zorunda. Sayın belediye başkanı. Bunda da hiç yadırganacak bir şey yok. Bir sonraki hamlede belediye başkanlığı için ama karşı tarafta da Sayın Emre Köprülü vardı. O zaman Sayın Ünal Baysan gene aynı şeye geliyorum. Böyle bir taraf gösterip bir de sandığa gömülünce yani 35 yıllık siyasi kariyer çizildi. Bir çizik yedi. Yani şu anda delege bile. Aslında çok fark da yok. Onu da belirteyim. Fark çok az. 200 fark var. Yani 2800-3000 oy kullanılmış. 200-220 bir fark var. Valla çoğalıyor. Şimdi bir ilçe kongresi olacak. Bu delegeler büyük ihtimalle mavi listenin seçtiği delegeler kazanacak. Yani %99. Ama Sayın Ünal Başkan, Baysan Başkanımızın hedefi milletvekilliği olduğu için sadece Çorlu yetmiyor. Çorlu evet Tekirdağ'ın en büyük nüfus olarak, kalesi. Delege olarak kalesi. Ama Çorlu tek başına yetmiyor. Bu çalışmalar daha geniş kapsamlı olacak. Şimdi yorumlar geliyor. O soruyu bir kez daha soralım. Hani bu yorumlar niye yapıldı diye. Sayın Rıdvan Meriç programa girmeden şunu soralım dedi. Siyasi partiler kimin? Ya orada 3 logo kullandık ama tabii birçok siyasi parti her var. Siyasi belirtelim. Parti. Siyasi geldi. Partiler kimindir? Evet siyasi partiler soru bu kadar kimindir? Kısa ve net. Siyasi partiler kimindir? Fotoğrafını her ne kadar yayınlasak da. Bütün partiler için. Şimdi burada liderlerin partileri demiş Sayın Betül Ağaca. Yasin Şanyüz, siyasi partiler genel başkanın gibi gözükse de oy veren vatandaşlarımızındır. Ancak günümüzde delege ayarlaması ile siyasi partiler genel başkan tarafından olmuşlardır. Partiden partiye değişiyor demiş Sayın Metin Beylem. Yorumları biz de takip ediyoruz. Programın sonuna doğru şöyle bir yarım saat sonra biz de onun değerlendirmesini yapacağız. Daha yorumlar gelirse bizim de bir fikrimiz var. Biz de kendi fikrimizi söyleyeceğiz. Siyasi partiler kimindir? Evet. Çok basit. Ben de merak ediyorum bu sonucu. Evet, hangi konuya geçelim? Hızlı devam edersek. Ben tapu müdürümüzle ilgili olan bir konu. Tabii yani bu devlet memurlarına örnek olması açısından bu örneği veriyoruz. Ben işim gereği sürekli olarak tapu dairesine gidiyoruz. Yeni tapu müdürü atanmış Çorlu'ya. Taylan Okçu beyefendi. Ben ortağım var Mustafa abi. Tapuya gitti geldi. Dedi ki bir tapu müdürü var. Tek tek vatandaşla ilgileniyor. Ben de gittim geçen hafta. Yani devlet memurlarının vatandaşa olan davranışları herkes biliyor ki devlete kapağı atan vatandaşa davranış olarak sert davranıyor. Hoş olmuyor. Sert davranıyorlar veya kendi tanıdıklarına farklı, vatandaşa farklı davranıyorlar. Bu Taylan Okçu beyefendi, müdürümüz, ben orada gittim tek tek vatandaşa işinizi hallettiniz mi? Bir sıkıntı var mı? Bir sorun var mı? Böyle sanki orası özel bir esnafın dükkanı tek tek insanlarla tek tek ilgileniyor. Ben bütün memurların bu müdürümüz gibi olmasını istiyorum. Şunu da çok kolay değil ama o beyefendinin işi de kolay değil. Ben memurlara o örnek olması açısından bu kadar herkesin tek tek ilgilendiğinden dolayı buradan kendisine teşekkür ederim. Tabii şimdi mesleğin gereği tapu bile devamlı işin dışısın. Uzun yıllardır bu işi yaptın. İlk defa böyle bir tapu memuru. Ben kaç tane müdür gördüm hiç. Ama şunu da belirteyim yani biz de mesela işte ilçe milliyetin müdürüyle, ne bileyim ben emniyet müdürüyle, jandarma komutanıyla yani mesleğimizin gereği gittiğimiz zaman yine belediyedeki ilgili müdürlerle. Hayır şunu belirteceğim. O eskiden böyle hani soğuk yüzlü Sayın Kaymakamımız gene aynı şekilde. İlk önce gerçekten Sayın Kaymakamımız zaten Çorlu için büyük kazanç da. Son yıllarda memurlar da gerçekten. Onu herkes biliyor. Biz söylememize evet, gerek yok. Yani birazcık Sayın daha Kaymakamımız. Ama ben size eğer kötü örnek vereyim o zaman yine bu dönemde yani yakın zamanda bir aile dostumuz bu telefon dolandırıcılığından ciddi bir para yatırmış. Ki anlattığında da bu çok hipnoz olduk sanki diyor. Yani hızlı bir şekilde karakola gittik. Dedik ki çok taze yani çok yeni oldu olay. Şu anda müdahale edersek parayı da bloke edebiliriz. Bu dolandırıcıları da yakalayabiliriz. Polis memurunun bize söyledi. Siz hiç televizyon seyretmiyor musunuz? Memur bey şu anda işimizi yaparsak bunu... Ya bana işimi mi öğretiyorsun? Ya memur bey çok yeni buna bir şeyler yapmamız lazım. Biz anlatamadık. Parayı çektiler. Eğer o memur bana diyor ki
Sen bana işi, sen işte Çorlu'da, karakolda olan. Ne zaman bu? Yani en azından bir ay, iki ay, üç beş gün. 3-4 senelik mesele. Ama şimdi öyle değil artık polis memurları da gerçekten. 3-4 sene önce de şimdi Çorlu'da ben size söylüyorum. Polis memurunun sen hiç televizyon seyretmiyor musun mu demesi lazım. Hemen kağıdı kalemi alıp ne yapabiliriz? Eğer onun, ben iddia ediyorum, abisi, kardeşi, komşusu olsaydı bu olay çözülmüştü. Ama orada vatandaş, sen işte ya bu soruyu sorabilir mi polis memuru? Sen hiç televizyon seyretmiyor musun? Seyrediyorum. Seyrediyorum ama sen hiç düzgün memur nasıl olur bilmiyor musun demek lazım. Karakolda sıkıyorsa de bakalım ondan sonra. Neyse, ne oluyor? Çok o konulara girmeyelim. Yayınımızda biliyorsun bir olağanüstü halden geçiyoruz. O yüzden bu yayınları yani biz konuşacağımız karşımızda iyi bir memur, müdür görünce biz bunun örnek alınmasını istiyoruz, takdir ediyoruz. OHAL döneminde olduğunuz için Sayın Rıdvan Meriç, lütfen yorumlarınıza ve konuşmanıza bir kez daha sizi dikkat etmeye davet ediyorum. Bunu anlayan anlamıştır. Hayırlısı olsun. Geçelim başka bir konuya. Ulusal medyada bir konu var. Bu AK Partili belediye başkanlarının istifa ettirilmesiyle ilgili. Programdan önce buna da bir iki şey söylemek istiyorum demiştiniz. Evet, ben de söylemek istiyorum. AK Parti ve işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ın istifa etmesiyle ülke gündemi bir anda, daha çok maddeler var da bu da gerçekten siyasi bir olay. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı da seçimle gelen seçimle gider dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi bence de seçimle gelen seçimle gitmesi gerekir. Peki eğer seçimle mi suç geldi? Suç varsa onun işte adli makamlara söylersiniz o zaman işlem başlar. Evet. Yok, suçu yoksa siz istemiyorsunuz diye bunlar bırakması gerekiyorsa şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanımız İran dönüşü şöyle bir cümle kullandı. Bir makama getirilirken aynen okuyorum. Bir makama getirilirken iyi de makamı boşaltmasının istenmesi niye yadırganıyor? Çok doğru söylemiş. Şimdi doğru söylemiş ama. Bir makama getirilirken iyi de makamı boşaltması istenmesi niçin yadırganıyor? Evet. Şimdi onu oraya zaten bizim eleştirdiğimiz konu belediye başkanının genel başkan tarafından atanması. Evet. İnsanlar seçtiğini zannediyorlar. Belediye başkanı seçtiğini zannediyorlar. Aynı şey geliyor işte. Doğru söylemiş. Yani ben atadım. Ben oraya onu koydum. Doğru. Ben de alıyorum demiş. Doğru. Yani bu doğru. Buna kızacak bir şey yok. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimle gelenler seçimle gider demiş. Acaba seçimle mi geldiler? Seçimle gelmediler. İşte seçimle orada vatandaş ikiye ayrılıyor. Biz de kendi yakın çevremizde bunları konuştuğumuzda ben oy vermesem bu seçilmezdi diyor. Aday olmasını sen mi belirledin? Yok. Hayır. Kime oy verdin? İşte partinin adayı neyse. Aslında siyasi partiler kanunla beraber demokrasi. Siyasi partiler kanunun değişmesi lazım. Bu da vatandaş ilk önce talep edecek. Bizim vatandaşımız bir şey söylediğiniz zaman yani ilk önce talep edelim ki en azından yöneticiler, yukarıdakiler ya böyle sesler çıkmaya başladı. Yani biz de artık bu gündeme oturur ama biz talep edince bile eleştiriliyoruz veya işte birileri vallahi mühürü eline alan kaptırmamak için elinden geleni yapıyor. Yani bu belediye başkanlığında da böyle. Bizde demokrasi yukarıdan aşağıya işliyor. Aşağıdan yukarı pek işlemiyor. Şu anda işte bizim de takdir ettiğimiz CHP'de üyenin yukarıdan doğru bir işlem yapılması. İnşallah bu devam eder. Onlar ilçe başkanını, yönetimini, belediye başkan adayını, meclis üyelerini, milletvekillerini yine bu delegeler belirler ki bu yapılan iş doğru devam etsin. Peki şimdi Ergene Belediyesi'nde zaman zaman işte biz de haber yapıyoruz. Yani Sayın Rasim Yüksel'i de acaba Kemal Kılıçdaroğlu görevden alır mı, istifa ettirir mi bununla beraber? Neden? İşte geçtiğimiz günlerde söylemiş olduğu, sarf ettiği sözler, artık Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlükler, işte ne bileyim, yani ben meclisi yakın takip ettiğim için, neyse şuraya gelmek istiyorum, dedi ki işçiysen siyaset yapmayacaksın. Yani belediye başkanından söylenecek laf mı bu konuda sizin düşünceniz nedir? Vallahi ben de şimdi ben belediye başkanı olsam, benim partimdeki benim belediyem başkanı olduğum belediyede çalışan bir işçi oy verme hakkı var, siyaset yapma hakkı var. Evet. Ama böyle görsel basına da
ben şu partiyi destekliyorum. Evet. Yani, ama nerede kaldı demokrasi? Şimdi az önce söylediğinizle bu söylediğiniz biraz çelişiyor. Hiç kusura bakmayın. Yani eğer demokrasi varsa, eğer bir işçinin siyaset yapma hakkı varsa, bir insanın, bir vatandaşın düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı varsa, ben Rıdvan'ı seviyorum, Metin Akgün'ü seviyorum, AK Parti'yi seviyorum deme hakkı yok mu bir belediyede? Yani siz belediye başkanı olsanız sizin belediyenizdeki bir işçiyi hemen işten mi atarsınız? Yok, belediye? işten atma hakkı. Cezalandırır mısınız? Bana göre işten cezayı da veremem. Ben ama o zaman işin sen siyaset yapmamak. Şimdi yalan söylememe gerek yok. Evet. Eğer ben olsam, o kolay değil oralara gelmek ama ben olsam çağırır konuşurum. Evet. Yani evet, istediğin partiye destek verebilirsin. Ki kimse kimseyi bilmiyor yani %100'de seçilmedi Rasim Yüksel, evet, yani. Evet. Aldı oy oranı 700, orada bellidir. 700 farklı aldı. 2 tamam, yani 350 oy bu. 3 aşağı 5 yukarı. Seçmenin kaç oy aldığı belli. Evet. Yani herkes ona oy vermediğini de biliyor ama benim başkanı olduğum bir belediyede de açık keşke Türkiye o noktada olsa. Ama olmadı. Şimdi size yakıştıramadım bunu. Yani Sayın Rıdvan Biriç, yani demokrasi anlayışınızı çok iyi bilen birisi olaraktan benim belediyemde böyle bir şey ben de müsaade etmem gibi bir cümle. Ben de müsaade etmemden ben konuşurum. Şimdi o zaman hizmet şey olmaz. Yani ama çok, bu adam çok siyasi... zaten Sayın Murat Kaya temizlik görevlisi. Yani ben tanıyorum. Yani temizlik işini mi yapmamış? Mesaiye mi geç kalmış? Bir yerden rüşvet mi almış, hak mı yemiş, paraları başka yere mi harcamış, yatmış mı? Ya bak o zaman tamam. Ama bir işçi, ya ben belediye başkanı sevmiyorum, işte AK Parti ilçe başkanı seviyorum dedi diye sen belediye başkanı olsan bunun gereğini mi yaparsın? Vallahi işten atmam. Ama onu da tebrik de etmem yani. Bu buna saygı göstermek bakın, lazım. Bakın belediyelerde, şimdi aslına bakarsanız belediye başkanı bile seçildikten sonra o şehrin belediye başkanı. Ya, şimdi belediye başkanı bile tarafsız olması gerekirken bir işçi faaliyete katıldı diye eğer siyasi faaliyete katıldı diye ceza verirse ben bunu kesinlikle eleştiririm. Ama bu medyaya yansıdığı zaman siyasi bu... Siyasi faaliyete katıldı diye ceza veririm diyorsunuz. Vermem diyorsun. Anladım. Tam tersi. Bakın medyaya düştüğü zaman bu Türkiye'deki siyasetin seviyesi bellidir. Evet. Adam alır bak der, şu belediyedeki işçi bile yani bu iş kötü manada reklam edilebiliyor. Ben yani siyasi işçi, faaliyete katılabilir. Benim bakış tamam, açım. Siyasi faaliyete bunu, katılabilir bir işçi, belediyedeki bir çalışan ama işçi. Ama bu görsel, medya, çalışıyor. Medya. Yani bizim kameramıza da Sayın Metin Akgün'ü seviyorum diyemez. Ya işin aslı diyebilmesi lazım. Ama Türkiye'nin şu ama anda... Ama Rasim Yüksel'i seviyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nu seviyorum diyebilir. Ya şimdi o da ters. Ben geçen seçimde dedim ki, geçen programda dedim ki, Çorlu belediye seçimlerinde Çorlu Belediyesi'nin %75'i, en az %75'i aktif olarak çalışıyor. Evet. En az %75'i. Çorlu Belediyesi'ni CHP'nin almasının en büyük sebeplerinden biri belediye çalışanlarının ama taşeron, ama memur, isteyen de istediği iddiaya girerim. En az %75'i faal çalışıyor. Şimdi buna söylenecek bir şey yok. O niçin çalışıyor? Bir, kendi işini, kendi makamını, kendi rahatını muhafaza için olabilir. Partisini sevdiği için olabilir. Adayı sevdiği için olabilir. Çalışmasına kim ne diyebilir? Yani bu ama çıkıp o açık açık bazı şeyleri böyle beyanat verdiği zaman orası siyasi bir ama tabii işçilerle memurları karıştırmamak lazım. Yani ben bunun ölçüsü olması işte, lazım diyorum. Memur da olsa. Şimdi şey bile siz TESKİ'nin basın toplantısına gittiniz. Ne diyor? Ben diyor bürokratım diyor. Evet. Diyor mu orada ben de CHP'ye met mi ediyor yani? Yok. Hayır işte o seviye olması TESKİ lazım. Genel müdürü ben bürokratım diyor. Eğer Kadir Albayrak giderse o da gider. Evet. Ama diyor mu ki ben CHP'liyim? Hayır ben diyor tarafsız bürokratım diyor. Aynen. Üslup bu olması lazım. Herkes biliyor ki onun CHP'li veya o fikre yakın. Yani biz tanımadan söylüyorum bu kişi. Tavır o olması lazım. Doğru davranış bence o. Neyse tabii sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir şey olmaz herhalde. Genel başkan, belediye başkanı istifaya davet etmez diye. Ama Türkiye vallahi burası burada, belli de olmaz yani. Üyeyle delege seçimi yapan bir parti belediye başkanını sebep ne olursa olsun. Bunun iki yolu var. Suçu varsa şimdi herkesin kafası karışık işte. Bazı faaliyetlere bulaştıysa. Bak, eğer bulaştıysa adli makamlara
verirsiniz. O da talimatı vermenize gerek yok. Yani adli makamların yapması gereken işler var. Yoksa o da bazı kişilerin, genel başkanların talimatıyla işlememesi gerekir. Sayın Necmettin Oral da Rasim Bey çok yanlış söylemde bulunmuş. İşçiden oyu al ama siyaset yapma. Yok öyle bir şey demiş. Tabii yayına girerken az önce işte arkada fonda görüyorsunuz siyasi partiler kimin diye bir sorumuz vardı. Ona da çeşitli yorumlar geliyor. Onlardan da liderlerin partisi diyen var. Tayyip Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli diyen var. Sayın Mehmet Topsakal ağırlıklı da herhalde liderlerin partisi olaraktan cevaplar geliyor. Eğer sizin de bir konuda bir yorumunuz varsa bu Çorlu Cep TV'nin altına bu siyasi partilerin kimin olduğuna dair görüşlerinizi belirtirseniz biz de yayının sonunda bununla ilgili birkaç yorumumuz olacak. Evet Sayın Rıdvan Meriç, bir de tabii Ticaret ve Sanayi Odası'nda dördüncü bir aday çıktı. Siz de iş adamı olarak yakından takip ediyorsunuz. Bu konuda bilmiyorum düşünceniz nedir? Sayın Engin Adıgüzeloğlu da ben de adayım dedi. Tiyatrosuna nasıl gidiyor seçimler? Valla ben neler Engin arkadaşımızı severim. Arkadaşımdır. Yani seçim sürecinde bunu açıklamayıp seçimler ertelendiğinde açıklamasını da maniler buluyorsunuz. Yani bana... Ama yok şöyle biz birebir görüşmelerimizde sürekli zaten hani ya yapacağım çıkacağım böyle sanki hayır zaman... Hayır seçim sürecinde aday olanlar açıkladı zaten. Ama şöyle ama seçim süreci diye bir şey yok. Önce hayır, sandıktan çıkacaksın. Daha bir sürü aday şey, çıkar gruptan yani. Gruptan çıkacaksın. Tabii. Gruptan çıktıktan sonra bazı şeyleri söylemek gerekiyor belki. Tabii Sayın Engin Adıgüzeloğlu Engin arkadaşımız bu, da bu konuda belki o yüzden sessizliğini herhalde iki kurdu. Dönemdir şeyde evet, mecliste. Peki son durum nasıl? Görüşmeler var mı? Yani siz tarafsız zaten herhalde 14. meslek grubu muydu? Biz 14. meslek komitesinde bir listemiz var. İlhan Kurt abimizin önderliğinde biz çalışmalara devam ediyoruz. Yani grubun dağılması söz konusu değil. 6 ay peki bu işler gider mi? Yani uzun bir zaman değil mi? Yani sayın işte şimdilik Sayın İzzet Volkan'ın bir grubu var. Sayın Mehmet Diktaş'ın bir grubu. Yani bir çalışma ekibi var. Gene böyle tarafsız olanlar var. Valla ben değişiklikler İbrahim olacağına Ölüm inanıyorum. Başka. Niçin? Şimdi geçen gün sosyal medya, bu Facebook'ta hoşuma gitmeyen bir şey oldu. Hatta şu anki Ticaret Odası Başkanımız Sayın İbrahim Gönül ki çok böyle seçilmiş insanlar gittikleri faaliyetlerini şoför, danışman ve orada arkadaşlarına telefonlarını vererek artık insanlar telefondan bazı şeyleri paylaşıyorlar. Faaliyetlerini, gittikleri yerleri. Hı hı. Bir AVM'deki bir faaliyet için orada bir imla hatası yapılmış. Bu da alaylı bir şekilde. Benim yadırgadığım olay şudur. Seçimde rakip olabilirsiniz. Evet. O paylaşan arkadaş da İbrahim Gönül Başkanımızın yönetiminde. Evet. Şimdi bu bana göre, bu benim görüşüm. Etik değil. Bu etik değil. Eğer beğenmiyorsanız başkanınızı, onu paylaşmadan önce yönetimden istifa edersiniz. Ondan sonra da istediğiniz eleştiri yaparsınız ama eleştirinin de bir sınırı vardır. Orada bir imla hatası, yani kelimelerin yazılışında bir sorun olmuş. Onu da yapan alaycı bir şoförü. Evet. Sosyal medyada ben yadırgadım. Orada az daha dikkat etmek lazım. Valla orada bir makam var. Şimdi orada şahsa eleştiri gibi görünüyor ama yönetiminde olduğunuz kişi için bunu yazamazsınız. Bunu yazmadan önce doğrusu verirsiniz istifanızı. O kadar beğenmiyorsanız. Hem ben sizin başkanlığınızda yönetimde olacağım. Hem de sosyal medyadan size vereceğim, veriştireceğim. Yani bu bana çok... Evet, şimdi takipçilerimizden Sayın Necmettin Oral sıkı takip ediyor anladığım kadarıyla. Kendisine saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ticaret Odası seçimlerine daha 6 ay var. Köprünün altından çok sular akar demiş. Ben de aynen katılıyorum. Necmettin arkadaşımız. Çok sular akar daha o bana da bu göre. 6 ay ilgilidir. Bu konuda, evet, çok uzun. Doğru söylüyor. Sayın Bora Gören herhalde Sayın Rasim Yüksel için demiş ki öncelikle Sağlık Mahallesi'nin yolunu yapsın. Çorlu Sağlık Mahallesi arasında bu şekilde yollar yapılmadı. Yollardan sıkıntı var Ergen'de ki var zaten. Ama maşallah festivaller
kırıla gidiyor. Şunu söyleyeyim size. Sayın Necmettin Oral gene benim yanımda çalışan personelim işini yaptığı sürece benim gibi düşünmüyor diye işten mi atayım demiş. Ben Necmettin arkadaşımızı iyi bilirim. O ticarette benim gibi düşünmüyor diye değil de eğer bir ilçe başkanı olur veya bir siyasi bir faaliyette olursa onun karşısında olursa aynı şeyi düşüneceğinden eminim. Ben de burada razıyım. Aynısını yapacağından eminim. Ya tabii şimdi hani konuş, az önceki burada eleştirmek kolay da. Bora arkadaşımızın söylediği şey tam ona cevap değil de. Evet. Bizim vatandaşımız veya insanoğlu unutkandır. Evet. Türk halkı daha unutkandır. Ben bir sonraki programa getirebilirim. Evet. Ünal Baysan'ın, Altan Ersin'in, Mehmet Diktaş'ın belediye başkan adaylarının seçimlerde vatandaşı gezerken taahhütleri var. Bastırdıkları kitapçıklar onlar var. Onlar bende de var. Yani az zamanını bekliyoruz. Şimdi ben onları okuyorum. Evet. Şimdi Sayın Ünal Baysan'ın Çırakbayırı'ndan Sağlık Mahallesi'ne kadar yürüyüş kordonu bulvar yolu projesi var. Yapılıyor ama Büyükşehir Belediyesi başladı. Bu son seçimde değil. Ondan önceki seçimde yani taahhütü var. 2009'da taahhütü var. 2014 şimdi, geçti. Evet. Yani konuşmak kolay diyorsun. Vatandaş en basiti başkanım siz bunun sözünü vermiştiniz. Kaç sene geçti? İşte Çorlu'da imar planı sorunu var. Yani o kadar vaatlere baktığınız zaman zannedersiniz ki Paris'i yönetiyorlar. Ama icraata geldiğinizde mesela şu anda Çorlu'nun 2000 yılından beri 2000 yılında 17 yıl geçmiş. 2000 yılından beri imar planları içinde belli imar planı içinde uygulama bekleyen bölgeler var. Evet. Emlak konutları arkası var. Evet. Çorlu Belediyesi yapmadı, TOKİ yapıyor. Reşadiye Mahallesi var. Konudan konuya geçmeyelim. Şimdi Sayın Şükrü Kırıkçı, o da tabii bu konuda birazcık taraf, onu da belirteyim. Ya da müdahil diyelim, onun derneğinde oldu. Ergene Samsunlar Derneği Başkanı. Bir derneğin üyesi, derneğe gelen bir siyasi parti milletvekili adayı olan birine seni seviyorum dedi diye işten atılıyor. Başkan seni tekrar işe alacağım diye 4 ay oyalama taktiği yapıyor demiş. Bunu da aynı konuları tabii söylemek gerek yok. Başkanımı da tanıyorum. Çok güzel faaliyetleri var. Evet. Güzel çalışıyorlar. Onları da tebrik ediyoruz ama orada faaliyette Samsunlular Derneği'nin faaliyetinde Sayın Milletvekilimiz Metin Akgün'e sizi seviyorum diye sarılabilir. Orada beyanat siyasi bir beyanat. Ya o benim hatam o zaman. Yani hayır. Ben şimdi vatandaşlar nasıl... Siz bilemezsiniz ki. Bakın. Tamam konuşmasın mı? Yani bir işçi Allah'ını seversen Sayın Rıdvan Beriç. Yani orada bir faaliyet var. Şimdi bakın Türkiye'de yaşıyoruz. Ben de gazeteci olarak nasıl görüyorsunuz Metin Akgün'ü diye soru soruyorum. O da diyor ki biz Metin Akgün'ü seviyoruz. Eğer ben CHP'li bir belediyede çalışıyorsam teşekkür ederim. Söylemem. Tam ben tersine... çalışıyor olsam söylemem. Ben şu anda esnafım. Olmadı. Vallahi olmadı. Neyse çok tamam, uzun. Ben esnafım. Konuyu... Ben eğer CHP belediyesinde çalışıp veya AK Partili belediyede çalışıp CHP'li bir milletvekilini beğeniyorum, takdir ediyorum, destekliyorum dediğim zaman bunun sonucu bundan farklı olmaz. Lütfen bakın. Türkiye'de yaşıyoruz. Yok, eğer olması gerekeni sorarsanız başka. Ama biz olması gerekeni konuşmamız lazım. Tabii ki bazı realiteler var, gerçekler var da. İşte AK Parti kongresiyle CHP kongresi. Neyse çok uzatmayalım. Tamam. Mülayim Gökmen demiş ki iyi yayınlar. Rıdvan Beriç abimize selamlar. Çorlu Ticaret Odası önemli bir yer ama Çorlu halkının daha kaliteli bir yaşam için, daha iyi bir hizmet almak için sizlerin Çorlu'yla ilgili konularda daha çok aktif olmanızı bekliyoruz. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Gökmen. Teşekkür ediyoruz. Ben çok sevdiğim bir kardeşim, arkadaşım. O da çok faaldir yani bütün olaylarda. Biz de mesela Gökmen'le bazen siyasi olarak uyuşmadığımız ama baktığınızda ortak noktamız çok. Evet. Eğer hedefimiz iyi bir Çorlu, iyi bir ülke ise bu eleştirileri şimdi ben de siz ısrar ettikçe ben de kafamda çelişiyorum yani şimdi. Ama öyle. Hayır. Yani belki bunu sürekli soruyu olması gereken nedir diye sorarsanız. Hayır, biz ama yanlışı burada eleştirmemiz lazım ki doğruyu bulalım. Ben de tek taraflı değil diyorum. Ama tek taraflı diye bir şey yok. Yani şimdi biz de diyoruz ki hangi belediye olursa olsun bu AK Partili, CHP'li, MHP'li bir işçi kardeşimiz, bir vatandaşı ya da bir siyasiyi seviyorum diye işinden atılamaz. 8 ay sonra atılmaması gerekir. Ya atılamaz, olmaması lazım böyle bir şey. Ama attım seni. Neyse tamam devlet hastanesinde taşeronda veya memur veya işçi
Çıksın CHP ile ilgili övgüde bulunsun. Bak, aynı şeyleri söylüyorum. Tamam. Hep bunlarla ben karşılaşıyorum ben. Ben size ülke gerçeklerini bir kötüyü, söylüyorum. Bir kötüyü başka kötüyle olması örnek gerekeni vermeyin. Söylemedim. Olması gerekeni konuşacağız biz burada. Tamam. Biz yani burada ne olacak bu Tekirdağ, Teski, Kanal'da bir de git İstanbul'u gör. Böyle bir şey yok. Yok. Benim de tarzım değil o ama şimdi bir... Olmadı. Neyse. Nasıl? Siz beğenmediniz. Su başka bir konuya geçelim. Ergen Evelinbeşe Spor. Siz aynı zamanda bir spor adamısınız. Gerçekten takip ediyorsunuz. Hem koyu bir Galatasaraylısınız. Tabii ki milli takıma da geçmiş olsun diliyoruz. Akşam maalesef bir hezimet oldu. Önce milli takımdan bir iki cümleyle yorumlarınızı alalım. Ondan sonra da Belimbeşe'de taraftar gün, desteği yok. Bir gün önce U21'de Kıbrıs Rum kesimine inildik. Milli takım olarak. Evet. Kıbrıs Rum kesiminin nüfusu 1.170.000. Evet. Akşam da İzlanda'ya yenildik. İzlanda'nın toplam nüfusu 345.000. Şimdi yani Türkiye'nin Çorlu, de... Çorlu kadar bir şey diyorsun yani. Çorlu Ergene. İzlanda Çorlu kadar, Kıbrıs Rum kesimi Tekirdağ kadar. Evet. Ve şu anda bizim lisanslı, bizim her şeyi şeklen yaptığımızın ispatıdır zaten. Evet. Bizim lisanslı sporcu, futbolcu sayımız bu ülkelerin nüfusundan fazla. Şimdi Türkiye'ye yabancı futbol adamları geliyor. Ricard gelmişti veya geliyor. Dünyanın sayılı ünlü teknik direktörleri. Bakıyorlar. Türk sporcularda her şey var. Kabiliyet var. Çabukluk var. Her şey var. Parça parça. Ama diyor takım olgusu yok. Disiplin yok. Olmaz, o zaman olmaz. Hiçbir anlamı kalmıyor. İzlanda'yı ben çok iyi izledim. Yani okudum. Bunların sadece başarısı akşam değil. Bir de bana göre milli takım dendiği zaman milli. Bir tek milli piyangonun önüne yakıştıramam milli kelimesini. Milli demek çok önemli. Herkesin sahip çıkacağı. Bu da güzeldi. Bir tek milli piyangonun önüne. Yani Milli Savunma Bakanlığı var, Milli Eğitim Bakanlığı var. Her şey milli dendiği zaman bir tek o piyangoyu ayırıyorum. Ona yakıştıramıyorum. Onun haricinde milli dendiği zaman siyasi görüşü ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin sahipleneceği, kucaklayacağı bir o şeydir o, olgudur, değerdir bana göre milli. Ama akşam ben milli takımımızın kaptanı Emre Belezoğlu çıktı. Ben zaten daha önce de söylemiştim. Bir tek kaleye de Volkan Demirel'i koysalardı çok daha güzel olurdu. Çünkü daha önce rakibine, seyirciye, hakeme küfür eden, artık futbol maçlarında 20 kameradan aşağı değil. Yani en ufak mimikler okunuyor. Bu arkadaşların milli takımdan daha önce kesilmesinin sebebi kötü oyuncu oldukları için değil. İşte bu o zaman her yerde olduğu gibi disiplin olmadan. Milli takım dendiği zaman herkes sahip çıkacak. Bir de plan program dahilinde. Altyapı yok. İzlanda ilk önce hoca yetiştirmiş. Teknik direktör iyi. Teknik direktörlerine yetmişler. Sonra onlar altyapıdan oyuncu yetiştiriyorlar. O altyapıdan yetiştirdikleri kadro akşam Türk milli takımı Arda Barcelona'da oynuyor. Yani Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynayan oyuncularımız var. Kıpırdayamadık. Taç atamadık. Taç. Yani böyle taç bizde o kadar disiplinli bir rakip vardı. 345.000 nüfuslu Çorlu ve köyleri kadar beldeleriyle beraber Çorlu kadar olan bir ülke plan program dahilinde ve disiplin dahilinde. Türkiye'yi. Olduğu zaman bizi paçavra ettiler. Eğer bir daha maç yapalım 3-0 paçavra ettiler. Yenildik diyelim. Biz bir daha maç yaparsak milli takımı, bakın, o kelimeyi kabul etmiyorum. Neyse ben de, o atmosferde eğer İzlandalı seyirciler olsaydı yani biz 3-0'a ben dua ediyorum. Bir tane pozisyonumuz yok. En az adamların en az 5 tane daha pozisyonları var. Belimeşe, Ergene Belimeşe'ye dönelim. Hemen Yerel'e 3. ligde herhalde Trabzon'a gidiyorlar bu hafta bildiğim kadarıyla. Ama işte maçlarını Löbrugaz'da oynuyor. Biraz tepki var. Vallahi ben şaşırıyorum. Seyirci... Şimdi bir geçen sene aynı gruptaydık. Belimeşe ben CHP'li değilim. Rasim Başkancı da değilim. Ama Rasim Başkan'ın spora, spor kulüplerine sadece bu Belimeşe Spor da değil. Yani birinci amatör, ikinci amatör gördüğüm kadarıyla Ergene'deki şeylere destek veriyor. Veriyor, bütçeden veriyor. Yani belediyenin öz kaynaklarını, senin benim 5 lira su parası verdiğimiz parayı o tutuyor. Oradan futbol kulübüne, Belimeşe Spor'a 32.500 lira Sayıştay raporlarına yansımış delilli bir usulsüzlük var. Yolsuzluk demiyorum bak şu anda. Bir usulsüzlük var. Usulsüzlük de suç.
Yani burada da anlaşamıyoruz sizde. Belediyenin kaynaklarını futbola, bir spora, sporcuya sadece futbol öncelikler değil. Dururken ama sadece futbol ağırlıkla. Okçuluk takımı var mı? Ergene Belimeşe. Şimdi bakın. Yüzme takımı var mı? Bana onları söyle. Belimeşe sporu. Kanuna aykırı harcama yaptıysa zaten adli makamlar orada. Sayıştay'ı da orada. Evet. Danıştay'ı da orada. Ya tabii onu hayır, ben şey yapacak olan. Yanlış yaptın demiyorum. Belediyelerin bir görevi de evet. Birçok görev var. Yol, evet. Altyapı, her şey var ama evet. Spor kulüplerine de belli evet. Bir oranda evet. bütçeden destek verebilir. Evet. Bunu uyguladığı için tebrik ediyorum. Yani şimdi ben de... Çorlu Belediyesi uygulamıyor mu ya? Çorlu Belediyesi de uyguluyor. Resmi neyse uyguluyor. Kadir Başkanımız uyguluyor. Büyükşehir Belediyesi. Binde yedisi bildiğim kadarıyla bütçenin binde yedisini amatör spor kulüplerine vereceksin diyor. Amatör spor kulüpleri derken sadece futbol değil. İki sene önce... Masa tenisi de var. İki sene önce... De var. Hepsi var. İki sene önce Tekirdağ Spor Bal Ligi'ndeydi. Evet. Biz Çorlu 1947 birinci süper amatördeydik. Tekirdağ Büyükşehir'in dolaylısını söylemiyorum. Direkt katkısı 600 bin liraydı. Evet. Tekirdağ Spor. Evet. Tekirdağ Spor 3'e çıktı. Profesyonel olduğu için yapamıyor. Çorlu Spor'a 1947'ye 300 bin lira. Evet. Ondan sonraki sene 150 bin lira. Bu sene herhalde onu da yapmaz. Yapmaz. Para yok zaten. Şimdi mesela yadırgamak için söylemiyorum. Takdir ediyorum, kıskanıyorum. Sayın evet. Mustafa Yer. Evet. Tekirdağ sporluyum diyor. Tekirdağ alayım evet. Diyor. Tiredaş. Evet. Tiredaş her ay Tekirdağ Spor'a 10 bin lira destek veriyor. Evet. Bunun ne belediyeyle ne devletle burada Tekirdağ'da kazandığı paradan, kardan spor kulübüne destek veriyor. Bunun da sebebi Mustafa Yel'in Tekirdağ, Sayın Mustafa Yel'in Tekirdağ sporlu oluşu. Destek vermesi. Ben de diyorum ki Tredaş Çorlu'dan daha mı az kazanıyor? Şimdi illa belediye cebinden vermek zorunda değil. Tredaş Tekirdağ Spor'a veriyor da o zaman biz boykot edelim Tredaş'ı. Ama yok başka ikinci bir rekabetçisi olsa boykot edelim de Çorlu Spor'a da buradan Tredaş para versin. Çorlu Spor 1947'ye destek olsun. Çorlu'ya versin, Ergene'ye versin, her yere. Ergene'ye de versin. Belediye de versin. Futbol zaman... takımı. Neyse tamam onu da çok hızlı geçmek durumundayım. Özür dilerim çünkü vatandaşlar Çorlu'nun milletvekilleri lütfen Çorlu spor kulüplerine, Çorlu'daki spor kulüplerine sahip çıksın. Spor kulüpleri derken masa tenisi de dahil diyorsunuz. Spor kulüpleri hepsi. Özgür Köker demiş ki Ercan Bey lütfen TESKİ'nin uyguladığı kanal katılım bedeli konusunda bir programımıza değinebilir misiniz? Evet, kanal katılım bedeli herhalde bu altyapı ile ilgili vatandaşlardan büyük inşaat ruhsatında kanun, inşaat ruhsatı alındığı sürede evet. Ciddi paralar alıyorlar. Evet. Yani belki de bir binadan aldığı para o bina için yaptığı yatırımın 5-10 katı kadar olabiliyor. Yani nasıl olabiliyor? Şimdi, yani ben 2 katlı ev yapıyorum Ergen'e. Hayır, diyelim ki sizin arsanızın evet. Cephesi 50 metre diye. Evet. O sokaktan da altyapı geçiyor. Yani evet, sizin evet. Şimdi size değen kısmının ben çok şu üstünde kadar, para alıyor. Şu kadar şimdi bir kanal ben, bağlanacağım oraya. Vallahi şu anda emlak konutlar arkasında evet. Yeni inşaat ruhsatı alınan bir bölge var. Evet. TESKİ 2017 yılında evet. Foseptik çukuru. Kanalizasyon yok. Evet. Foseptik 2017 yılında evet. Bir hafta önce alınan inşaat ruhsatında ne kadar bedel? Hem altyapı katılım bedeli alıyor. Foseptik ne demek biliyor musun? Yeni nesil bilmez. Yani, orada altyapı yok. Evet. Bir çukur var. Arsanın oraya bir çukur yapacaksınız. Evet. Oradan da onları vidanjörlerle çekeceksiniz. Sene 2017. Yani biz TESKİ'ye bir sonraki programda dokunalım bunları diye söylemedim. Sadece bu jeneratörle ilgili suyun kesilmemesiyle ilgili güzel teşekkür edelim de önümüzdeki programda da peki bu Velimeşe'ye dönelim o zaman. Hep konuda Velimeşe, konuda ama Velimeşe ne olacak? Geçen yıl Velimeşe ile aynı gruptaydık. Evet. Sayın Rasim Yüksel ile birlikte tesadüfen bir akşam bir restoranda karşılaştık. Orada kendisi dedi ki eğer kim şampiyon olursa onda evet. Birleşelim, güçlerimizi birleştirelim. Böyle devam edelim. O unutuldu sonra. Önemli değil. Şimdi Velimeşe Spor 3. lige çıktı. Tebrik ediyoruz kendilerini. Fakat sahaları da onarımda. Şunu da söyleyeyim. Tekirdağ Spor'un sahası çimdi. Yine Sayın Mustafa Yel'in Tekirdağ'a sahip çıkmasını kıskanıyorum. Ya bizim milletvekillerimiz de her konuda Çorlu'ya böyle sahip çıksınlar
Ya da biz Mustafa Yeli de Çorlu'nun fari milletvekili kabul edelim. Ona ondan Tekirdağ Spor için yaptıklarını, Tekirdağ için yaptıklarını tamam, Çorlu için de isteyelim. Tekirdağ Spor'un sahası şu anda çim yenilendi. Evet. Velimeşe Spor, Velimeşe sahası çimi yenilendi. Tribünleri evet. Yenilendi. Evet. Bu çalışmalar zarfında ne hikmetse, tabii bizim sahamız Sunni için belki ondan olabilir ama Lomurgaz'da oynuyorlar maçlarını. Evet. Futbol seyirciyle oynanan bir maçtır. Evet. Seyircisi olmayan takımlar hiçbir zaman başarılı olamazlar. Velimeşe Spor işte yani eleştirdiğim konu en azından maçlarını Çorlu'da oynayabilirdi. Velimeşe Çorlu'nun düne kadar bir köyü beldesiydi. Velimeşe'de oturanların ikinci bir evi Çorlu'dadır. Evet. Çorlu'yla çok yani yeni ilçe kurulsa da evet. Çorlu bağları kopmaz bu arada. Maçlarını Lüburgaz'da oynuyorlar. Seyircisiz oynuyorlar. Kendilerine de yazık ediyorlar. Kendilerine yazık ediyorlar. Ve bu arada seyirci konusu geldi. Geçen hafta İspanya'da birinci yani Süper Lig hakemlerinden maçlarından bir tanesinde şimdi federasyonu eleştireceğim. Yine genele geleceğim. Futbol seyircisiz olmaz. Bizim futbol federasyonumuz kendi yaptığı organizasyonda Türkiye Süper Kupası finalinde Beşiktaş-Konya maçındaki çıkan olaylardan dolayı Konya Spor'a 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kendi yaptığı organizasyondan dolayı. Bana göre Konya Spor'un hiçbir suçu günahı yok. Tedbirleri alamayan federasyon cezayı Konya'ya verdi. Geçen hafta spor haberlerini seyrediyorum. İspanya'da bir takım. İspanya'da şöyle bir kural varmış. Ben de yeni öğrendim. Ama bu arada Edirne'ye de Çorlu Spor taraftarı yarın alınmıyor. Onu da belirtelim. Evet. Stadın %70'ini doldurma mecburiyeti varmış takımların. Ama konserle, ama etkinlikle, ama kampanyayla. Valla Levante mi hangi takımsa dolduramamış %70. İspanya'daki maçları bakın tribünlere full dolu. Hepsi. O takım %70 seyirciden daha aşağı düşmüş ve ceza almış federasyondan. Federasyon %65'i dolmuş stadın. Niçin %70 ve üstünü dolduramadın diye ceza veriyor kulübe. Bizim federasyonumuz kendi organizasyonunda seyircisiz oynama cezası veriyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Buradan Yıldırım Demirören ve yönetim kurulunun ki bana göre spor kulüpleri seçmiyor. Seçen kişi bellidir. Derhal gitmesi lazım. Şunu da hemen kısacık söyleyeyim. Ama burası tabii Show TV, Star falan değil Sayın Duman Biriç. Yani... Bizi dinleyenler hep çoğu spor sever. Evet. Sporla herkes ilgileniyor. Evet. Basketbolda Fenerbahçe geçen sene Avrupa şampiyonu oldu. Çok büyük başarı. Mükemmel. Evet. Sebebi şudur. Basketbol federasyonu başkanına, bir önceki federasyon başkanına, ondan önceki federasyon başkanına ve yönetimlerine bakın. Hepsi basketbolun içinden gelen insanlar. Evet. Ve Türkiye'de basketbol, ben kendimi bildim bileli bir centilmenlik vardır. Bu dünya basketbolunda da böyle, ülke basketbolunda da böyle. Avrupa'nın bir numaralı kulübü Fenerbahçe'dir. Şu an tescilli olarak şeyde, basketbolda. Sebebi federasyonun doğru çalışmasıdır. Bu cümleyi bir kez daha alabilir miyiz? Avrupa'nın bir numaralı ben söylemesem kulübü Fenerbahçe'dir. De böyle. Avrupa'nın en büyüğü basketbolda bir sonrası eğer inşallah yine Fenerbahçe alır. Evet. Ama bir başka kulüp alana kadar şu anda tescilli olarak Fenerbahçe'nindir. Bunun sebebi federasyon doğru işler yapıyor. Altyapı var. Ne olacak bu? Türk Futbol Federasyonu da o kadar kötü işler yapıyor ki kendileri bile ne yaptığını bilmiyorlar. Derhal istifa etmeleri lazım. Yerele gelirsek ne olacak? Çorlu Spor taraftarı Edirne'ye gidemiyor herhalde. Çorlu Spor taraftarı ben geçen hafta maça gittim. Yani takım aslında fena değil. Fakat seyirci Edirne'ye yine küfür ediyor. Şimdi biz geçen sene de aynı şeyler oldu. Şimdi Çorlu seyircisi ben yönetici olduğum zaman hep şunu anlatmaya çalıştım. İlk önce centilmenlik olması lazım. Çorlu'nun gençliğinin biz şimdi ben bu işlere girdiğimde Sayın Kaymakamımız Levent Kılıç'ın bakış açısı beni çok etkiledi. Dedi ki Çorlu gençliğinin bir numaralı sorunu uyuşturucudur ve biz evet. Bir görevimiz de budur. Evet. Şimdi biz gençleri tribünlere çektiğimiz zaman küfür olmaması lazım. Evet. Kavga olmaması lazım. Tam tersi Çorlu 1947 seyircisi centilmenlikte olumlu
tezahüratta takımına destekte gelen rakip takım ve seyircileri bile karşılamakta ki tribünlere çağırdılar, o da çok güzel bir şeydi. Bunları takdir ediyoruz ve bundan sonra da bekliyorum. Evet. Ben Paşa kardeşim, Murat kardeşim bunları layıkıyla, Metin bunları layıkıyla yapacaklar. Neden bu Edirne? Lütfen Edirne seyircisi, Edirne'ye küfür ediyor. Neden bu Edirne şeyi nereden gülüyor? Şimdi ülkenin her tarafı değerli fakat biz burada Tekirdağ iki adım yer. Evet. Tekirdağ'a küfür ediyorlar zaman zaman. Velimeşe'ye küfür ediyorlar. Evet. Edirne'ye küfür ediyorlar. Geçen sene olaylar oldu. İlk önce seyirciler arasında oldu. Sonra protokole yansıdı. Aslında ben başkanlarıyla ondan sonraki basketbol maçında da görüştüm. Yani bizim Edirne'yle hiçbir benim yani geçmişte bir olay olmuş. Fakat kan davası değil ki yani bunu artık noktayı koymamız lazım. İşte Çorlu seyircisi Edirne'ye gidemeyecek, Edirne seyircisi Çorlu'ya gelemeyecek. Biz ne diyoruz? Futbol seyirciyle güzel. Lütfen Çorlu seyircisi, yönetimi de aynı anlayışta olsun, seyirci de aynı anlayışta olsun. Bizim centilmenlikle ve güzelliklerle ülke gündemine gelmemiz lazım. Bırakın ülke gündemini, biz Çorlu'da bile Trakya'da kavgalarla, gürültülerle, küfürlerle anılmamamız lazım. Ama şeyi tuttum, yani bu İspanya'daki %70 seyirci gidiyor. Ben çok şaşırdım. Ben diyorum bu seyirci nasıl doluyor buraya? Önemli bir. Ben Barcelona'ya gittim. Şehrin en işlek caddesinde Barcelona kulübünün bilet satış noktaları var. Hiç dil bilmeseniz bile oradan ve Barcelona'nın maçlarının çoğunu turistler seyrediyor. Seyirciye o kadar önem veriyorlar, kampanya yapıyorlar. Bizim federasyonumuzda tam tersi, seyircisiz cezası bana göre futbol adına katliamdır. Evet, gelelim siyasi partiler kimin? Artık gerçekten bir saate yakın oldu. Takipçiler de sıkılmasın ki ufak şey var. Ama şu Özgür Köker'in sorusu, arsanın belediyeden alınan rayiç değeri %4 Ercan Bey demiş. Bu %4'ü kadar. Katılımıyla ilgili onu da söylersen. Doğru. Yani. Belediyenin rayiç inşaat ruhsatı aşamasında evet. Emlak servisinden arsa rayiç değeri alıyorsunuz tezkiye evet. vermek üzere. Evet. Tezkide o rakamın %4'ü kadar evet. altyapı katılım bedeli alıyor. Kanunen tabii bu %4 bedeli. Kanunen ama baktığınızda çok ciddi rakamlar çıkıyor. Ama şunu da belirtelim, gerçekten hani TESKİ, belediye yönetimlerinin bu rayiçler, almalar, vermeler hep kanunlarla belirlenmiş. Su fiyatı aynı şekilde. Yani kanun demiş ki işte büyükşehir belediyelerini köyden mahalle olanlara işte 5 yıl şöyle yapacaksın, belli olanlara böyle yapacaksın. Su fiyatına kat atık bedeli, işte atık su bedeli bunlara ekleyeceksin. Yani bunlar hep kanunlarla belirlendiği için burada belediye yönetimleri değil de İktidar Partisi'nin milletvekillerine bunu bir şekilde dile getirip bu oran, herkesi bu oran Özgür, lazım. Özgür arkadaşımızın söylediği oran doğru. Kanun çerçevesinde. Evet. Yani kanun onlara belediyenin yapacağı bir şey belki yok. Belki ben şimdi kanunu bilmiyorum. %2 ile 4 arasında der de bu üst limiti uygular evet. ama bunlar kanunla belirtilmesi gereken işte en son yani bunu gördük yani lazım. Motorlu taşıt vergilerinde de vatandaşı pek işte geri alacaklar da. O da ayrı bir konu, çok uzadı. Bu siyasi partiler kime ne geçelim? Siyasi partiler kimindir? Evet, yukarıda ağırlıkla gelen yorumlar dediler ki genel başkanlarındır, bizimdir diyen de var tabii. Sayın Necmettin Oral bizim demiş. Şey vermiş Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'ndir diyenler var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siyasi partiler kimin? Siyasi partiler kimindir? Herhalde soruyu beğendiniz. Evet. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Siyasi partiler kimindir? Bana göre siyasi parti belediye ilçe başkanını belirleyen kimse, belediye başkan adayını belirleyen kimse, milletvekili il başkanını belirleyen kimse, milletvekili adayını belirleyen kimse siyasi parti onundur. Siyasi parti herkes partisinde dönsün baksın. İlçe başkanını kim belirliyor? İlçe başkanını genel başkan belirliyorsa o parti genel başkanındır. İlçe başkanını üye belirliyorsa o parti üyenindir. İlçe başkanını İşte MGK şey ne diyor? Merkez Yürütme Kurulu parti veya işte meclisi. Parti meclisi ise onundur. Herkes dönsün kendi partisine. Milletvekili adayını kim belirliyorsa
O parti onundur. Ama şu, bu dediğin doğru zaten. Realite de öyle, gerçekte de öyle. Yani evet. Türkiye'de özellikle sağ partiler, işte Anavatan vardı. Rahmetli Turgut Özal'ındı. O kurdu, o devam etti. O rahmetli olunca zaten bitti. Doğru Yol Partisi vardı. Sayın Süleyman Demirel ki sen çok bu konuların içindeydin o yıllarda. Gene aynı şekilde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yani 93 yaşında deniyor. Cumhuriyet Halk Partisi de bu işlere yeni başlıyor. Bu işte kesinti olursa, bakın kesinti olduğu anda... Şimdi... Yani lideri değişip de parti ayakta kalan en şey Cumhuriyet Halk Partisi var. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi var ama AK Parti'de herhalde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la çünkü herkes, şimdi, her canlı bir gün ölecek. Dolayısıyla Allah gecinden versin. Sonunda herhalde bitecek mi? İnşallah siyasi partiler kanunu değişir. Kanunen bu. Çünkü şu anda genel başkanların keyfine kalmış bir şey. Mesela Çorlu'da diyoruz ki işte ilk önce delege seçildi bugün. İlçe başkanlığı ve yönetimi seçilecek. Kimse buna itiraz edebilir mi? Kim seçti? Üye seçti. Olması gereken de budur. İlçe kongresinde de yine bir delege sistemi var. Dolayısıyla bana göre siyasi partilerde belediye başkan adayını, ilçe başkanlığı, il başkanlığı ve milletvekili adayını belirleyen kim ise siyasi parti onundur. Herkes partisine baksın, bunları kim belirliyorsa o parti onundur. Böyle diyorsun. Bir soru soralım dedik. Evet. Benim fikrim bu. Yok aksini iddia eden varsa bana da... Bana göre de partiden partiye göre değişiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Vallahi teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 1 saat 10 dakika oldu ya da 1 saat 5 dakika diyelim. 65 dakikadır canlı yayın yapıyoruz. Nefes tüketiyoruz. Çorlu gündemini birazcık ulusala kaydı Sayın Rıdvan Beriç ama daha çok herhalde yerel. Vallahi bizi de ilgilendiren kısmını muhakkak da biz yerelde yorumcuyuz, gazeteciyiz. O yüzden ulusalda keşke ama tabii yayın. Vallahi bu yerelde istemeden genele doğru gitmiyor. Yani biz Çorlu olarak Türkiye'yi yönetmiyoruz ama. Evet. Bu bizim isteğimiz. Doğru bulanlar kendi partilerinden, kendi spor kulüplerinden, kendi belediye başkanlarından. Yani bu iş böyle. Dalga dalga. Taşı atarsınız ilk önce çok küçüktür, sonra o halka büyür. Evet, ben takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Bugün 7 Ekim Cumartesi saat 11'de başladığımız yayın 12-12-10 geçiyor saatlerimiz. Sayın Rıdvan Meriç ile 3 aşağı 5 yukarı bir program yaptık. Bizi takip ettiğiniz için. Tabii son cümleleri alalım sizden. Ondan sonra ben kapatayım. Ben bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Bu arkamızda hala boşluk var. Yani bir iki tane boşluk görüyorum. Oraya reklam şöyle. Reklam var. Güzel. Gerçekten onu da belirteyim. Sponsorlarımıza tabii teşekkür ediyoruz. Arka fonda hepsi Allah razı olsun. Onların da bu konuda destekleri var. İyi de gidiyor. Program da iyi izleniyor, takip ediliyor. Biz de çalışıyoruz, emek veriyoruz, hazırlanıyoruz. Şunu belirtelim. Önümüzdeki hafta yapacağımız programda vatandaşlar şimdiden sosyal medya hesaplarından sizin hesabınız olabilir, benim olabilir, merak ettikleri gibi konuları bize iletirseler biz de önümüzdeki hafta birazcık da bildiğimiz konularda, emlak sektöründe birikiminiz var, imarda var, yani sporda var, siyasette yani var. Burada yaşadığımız yani, için bunlar bizim ilgi alanımız. Yoksa doğru, biz bilir kişi değiliz. Biz de daha, çok bildiğimizi de iddia etmiyoruz. Bunlar bizim bakış açımız. Yardımcı oluruz. Bunu da belirtelim. Eğer başka sözüm yoksa... Yok, ben bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir program oldu. İlgi de yoğundu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi hafta sonları diliyoruz.